arkadaşlar, bugün sizlere quiz yapacağım. Quiz yapıp ne kadar zeki olduğunuzu ölçeceğim. Dersleriniz ne kadar iyi ona bakacağım ama hepinize güveniyorum. Hadi başlayalım hocam hemen. Aynen hocam, hemen başlayalım. Süremizden gidiyor yani. Evet, herkes tam mı bakayım? Aa, yine Arda yok. Yine geç kalmış Arda. Niye hep geç kalıp duruyor bu çocuk ya? Hepiniz enayi misiniz de bu çocuk geç kalıyor, size erken geliyorsunuz? Vallahi doğru söylüyorsunuz hocam ya. Allah Allah, bir akıllı bu mu? Ay, onu gelince azarlayın hocam. Azarlayın onu. Aynen öyle. Bir gelsin var ya, kulaklarını çekeceğim onun. Çok pis azarlayacağım onu. Görür o. Rencide edeceğim onu. Bana işte şimdi geldi, ayvayı yedi. Oley be, Arda azar yiyecek, hiç sevmiyormuş çocuğu. Saf dirin teki zaten. Merhaba hocam, kusura bakmayın, geç kaldım. Yolda çok trafik vardı da. Ne trafiği oğlum, siz fakirsiniz. Trafikten sana ne? Hocam, babam beni traktörüyle bıraktı. Hem traktör yavaştı hem de trafik olunca geç kaldım yani. Hey Allah'ım ya, bıktım senden de şu fakir babandan da. Senin yüzünden quiz süreleri eksildi bunların. Of ya, bana ne ya, bunun yüzünden daha az süremiz olacak ya. Hiç sevmiyorum ben bunu. Çok pardon hocam, bir daha olmaz. Yerime geçebilir miyim? Ulan geç hadi geç. Sen bir daha geç kal var ya, o zaman sana neler yapacağım görürsün. Ulan şu çocuğu niye okulda tutuyoruz ki? Atsak gitse mi acaba ya? Allah Allah. Arkadaşlar, benim arkadaşlarım beni hiç sevmiyor. Hep dışlıyorlar. Siz bari kanala abone olup videoya like atın, bana destek olun. Hadi, bekliyorum desteğinizi. Evet arkadaşlar, quizimize başlıyoruz. İlk soruyu soruyorum. Gönderin gelsin hocam. Evet gençler, Ender'in 13 lirası var. 5 liraya çikolata almış. Geriye kaç parası kalmış? Söyleyin bakalım. Siz de yorumlarda cevaplayın. Bakalım siz kaç puan alacaksınız? Hadi ya, ilk soru kolay geldi. Hemen bilir geçeriz. Evet, yaptınız mı bakalım gençler? Valla yaptık ya. O zaman Arda söylesin. Söyle bakayım, cevap ne? Hocam cevap bence 13. Ya evladım, zaten başta 13 lirası vardı. 5 liraya çikolata aldı diyoruz. Hala 13 diyorsun ya. Nasıl bir saftiriksin sen? Hocam, benim babamın parası çok az. O yüzden 13 lirası olsa bile eve yemek alır. Bana çikolata alamaz yani. O yüzden biz çikolata almayız. Biz o yüzden 13 liram kalır benim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir mantık evladım ya? Allah Allah. Saftirik işte hocam ya. Fakirlik bunun kanını işlemiş. Allah Allah. Neden bu bizim sınıftaki ya? Aynen ya. Ben böyle fakirle aynı sınıfta okumak istemiyorum ya. Atın şunu, atın. Şşş, tamam gençler, sakin olun. Hocam ne olur atmayın beni. Ben büyüyeceğim, büyük adam olacağım, söz veriyorum. İleride ben çok zengin bir iş adamı olacağım. Ya evladım, sen saftirin tekisin. Büyük bir iş adamı olmak için çok akıllı olman gerekiyor. Sen akıllı değilsin ki. Mesela bak Rüzgar'a, babası zengin, kendisi de zeki, bu da ileride zengin olur. Ama sen fakirsin, baban çöpçü. Sen de ileride öyle bir şey olur, çıkarsın işte. Hayır hocam, görürsünüz. Ben ileride çok zengin olacağım, çok başarılı bir iş adamı olacağım. İyi madem, sana son bir soru soracağım. Bakalım buna ne cevap vereceksin. Ona göre senin yerini belirleyeceğiz artık. Tamam hocam, sorun, bekliyorum. Bak evladım, şimdi masanın bir ucunda bir altın, diğer ucunda da bir elmas var. Bir adam gelse ve sana dese ki elması mı alırsın, altını mı diye sorsa, hangisini alırsın? Hocam ben olsam altını alırım derim. Evladım sen vallahi saftiriksin. Elmas ne kadar pahalı, haberin var mı? Altın onun %1'i kadar falan. Yani 100 tane altının olsa bir elmas parası ediyor. Evet hocam, ama o adam da sizin gibi benim saf olduğumu düşünür ve habire bana altın vermeye devam eder. Belki bir elmas kazanacağıma 10 tane elmas kazanırım o adamdan. Ya hacı hayırdan oğlum ya, öyle şey mi olur ya? Allah'ım ya Rabbim ya, bu da hayal aleminde yaşıyor. Hocam bu çocuk çok saftirik. Ben bunun aynı sınıfta olmak istemiyorum. Ay evet ya, fakir pisi, gitsin bu bizim sınıftan. Bak Arda evladım, sen şimdi bu kağıdı alıyorsun, hiç okumadan babana götürüyorsun, tamam mı? Eğer okursan bütün notlarına 0 veririm. Tamam hocam, söz hiç okumayacağım, hemen babama götüreceğim. Tamam hadi bakalım, al git. Allah Allah ya, ne yazıyor acaba içinde? Neyse, öğretmen okumamam gerektiğini söyledi. En iyisi ben de okumadan babama götüreyim. Aha, hem işte babam da orada, hemen gidip vereyim. Şuna bak kanka ya, Arda'nın babası bu, çöpçü. Pis fakir, al oğlunu okuldan, istemiyor senin oğlunu. Ne oluyor burada baba ya, ne diyor bunlar? Boşver oğlum, boşver, sen dinleme onları. Sen çok zeki bir çocuksun, boşver, dinleme onları. Üf ya, Arda da geldi, buranın tadı iyice kaçtı. Fakir kokuyor burası, hadi gidelim. Gidelim Şirek. Aynen aynen ya. Hadi gidelim, fakirleri yalnız bırakalım.
Ey Allah'ım ya, şunlara bak ya, Allah Allah. Merak etme baba, ben seninle gurur duyuyorum. Sen bizi açta açıkta bırakmamak için sabah akşam çalışıyorsun. Sen çok iyi bir babasın. Sağ ol oğlum, sağ ol. Canım oğlum benim, ben de seni çok seviyorum. Babacım, öğretmen bir ona bir kağıt verdi. Direkt babana götür, sakın okuma dedi. Sen al bunu, ne okuyor bana da söyle, olur mu? Allah Allah, ne acaba, ver bakayım. Bakalım ne yazıyor. Sizin oğlunuz çok saftirik. Artık onu okulumuzda istemiyor. Yani oğlunuz okuldan atıldı. Alın kendiniz eğitin bu safı. Ne kadar acımasız insanlar bunlar ya. Ne kadar ya. Canım oğlum benim, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne olmuş baba? Ne yazıyormuş? Oğlum, öğretmenin yazmış ki, oğlun aşırı akıllı. Biz bunu eğitemeyiz. Okulumuzun seviyesi senin oğluna yetmiyor. Siz en iyisi bu çocuğu okuldan alın. Evinizde siz kendiniz eğitin demiş. Artık seni ben eğiteceğim oğlum. Hiç merak etme. Seni çok iyi eğiteceğim. Gerçekten mi baba ya? O ne ya? Canım babam benim ya. Canım babam. Umarım ona güzel bir eğitim verebilirim. Umarım. Doktor bey, ne olursunuz ne olursunuz oğlumu kurtarın. Ben sadece emekli bir öğretmenim. Ben bu fiyatları karşılayamam, ne olur. Üzgünüz beyefendi ama dediğimiz gibi oğlunuzun hastalığı çok ağır bir hastalık. Ve ameliyatı tam 1 milyon elmas. Eğer bu 1 milyon elması veremezseniz oğlunuzu kaybedersiniz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Üzgünüz. Aa, Balde Hoca değil mi o ya? Merhabalar hocam, beni hatırladınız mı? He? Arda evladım, bu sen misin? Evet hocam, benim. Senin ne işin var burada? Babam biraz rahatsızlandı da o yüzden geldim. Duyduğuma göre çocuğunuz çok hastaymış ve ameliyat için tam 1 milyon elmas gerekiyormuş. Evet, maalesef öyle bir durum oldu da bundan sana ne ki? Doktor bey, ameliyata başlayabilirsiniz. Bütün masrafları ben ödeyeceğim. Tamamdır Arda bey, istediğiniz gibi olsun. Hemen başlıyoruz. He? Ne? Nasıl yani? Sen zengin mi oldun? Aynen öyle hocam. Babam artık rahatsızlandığı için ben bu hastaneyi satın aldım. Daha iyi bir tedavi görmesi için ona bir hastane satın aldım. Yani sizin oğlunuzun da tedavisini burada yaptırabilirim. Böylelikle oğlunuz da iyileşmiş olur. İnanmıyorum. Çok sağ ol evladım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Arda, canım, biricik öğrencim benim. Gerçekten sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hemen ameliyatlara başlıyoruz. Neyse, ben artık babamın yanına gideyim. O çok hasta. Babacım, canım babam, nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Yerinde yavrum, yerinde. Bana burada pek iyi bakıyorlar. Baba, bil bakalım kimi gördüm. Eski öğretmenim Baldi'ye, hatırlar mısın? Bana okulda iyi eğitim göremediğim için sana emanet etmişti beni. Sen de beni böyle iş adamı yaptın. Hatırlamam mı onu? Hatırlıyorum tabii, hatırlıyorum. O sana bir tane kağıt verdiydi, hatırlıyor musun? Okuldan giderken son kez okula gittiydin sonra. Evet, sonra sen eğitmiştin beni. O gün son kez okula gitmiştim. Bak evladım, o kağıt burada. Ben öldüğüm zaman okuyacaksın onu, tamam mı? Ama ben ölmeden okumak yok. Tamam baba, da ağzından yel alsın. Allah sana daha uzun ömürler versin. Seni kaybedemem daha. Kaldıramam bu acıyı. Ölümlü dünya bu yavrum. Herkes bir gün ölecek zaten. Ancak ben öldüğümde okuyacaksın bu kağıdı. Tamam baba. Tanıyorum babacığım. Sadece sen öldüğünde okuyacağım o kağıdı. Canım babam ya, canım babam vefat etti. Oysa benim üzerimde ne büyük emekleri vardı. Canım babamım benim ya, Allah'ım ya. Arda Bey, tüm şehir babanızı kaybettiğiniz için çok üzgün. Herkes onlara dua okuyacak. Herkes sizin babanızı çok severdi. Sizin gibi başarılı bir olan getirdiği için herkes ona çok tebrik eder, hürmet gösterirdi. Evet, canım babam benim. Beni okutup büyüttü. Çok büyük bir adamdı o. Ben çocukken o çok zengin bir adam değildi. Ama gönlü o kadar zengindi ki beni böyle bir adam etti. Bir daha hayatımda öyle bir adamla karşılaşamam. Canım babam benim. Neyse Arda Bey, ben sizi babanızla en iyisi baş başa bırakayım. Hadi iyi günler size. İyi günler, iyi günler. Hadi görüşürüz. Evet, bu kağıdı babam sadece öldükten sonra okumama izin vermişti. Bakayım ne yazıyormuş kağıtta. Sizin oğlunuz çok saftirik. Artık onu okulumuzda istemiyoruz. Yani oğlunuz okuldan atıldı. Alın kendiniz eğitin bu safı. Canım babam be, ne büyük adammışsın. O gün bana bunu söylememiştin ve beni büyük bir adam yaptın. Şimdi ben Baldi'nin oğlunu, hayatını kurtardım. Canım babam benim be, sen çok büyük bir adamdın gerçekten, çok. Seni çok özleyeceğim babacığım, seni çok özleyeceğim.